Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Mesnevi Nuriye nokta 3. bürhan. Marifeti sani denilen kemalat arşına uzanan miraçların usulü dörttür. Birincisi, tasfiye ve işraka müesses olan muhakkikini sofiyenin minhacıdır. İkincisi, imkan ve hudusa mebni mütekelliminin tarikidir. Bu iki asıl, Çen'dan, Kur'an'dan teşavvüp etmişlerdir. Lakin fikri beşer başka surete ifrag ettiği için uzunlaşmış ve müşkilleşmiş, evhamdan masum kalmamışlar. Üçüncüsü, şübehat alut hükema mesleğidir. Dördüncüsü ve en birincisi, belagat-ı Kur'aniyenin ulvi mertebesini ilan etmekle beraber, cezalet cihetiyle en parlağı ve istikamet cihetiyle en kısası ve vuzuh cihetiyle beşerin umumuna en eşmeli olan Mirac-ı Kur'anidir. Hem o arşa çıkmak için dört vesile vardır. İlham, talim, tasfiye, nazar fikri. Tariki Kur'an'ı iki nevidir. Birincisi, delili inayet ve gayettir ki, menafi eşyayı tadad eden bütün ayat-ı Kur'aniye, bu delili nesç ve şu bürhanı tanzim ediyorlar. Bu delilin zübdesi, kainatın nizamı ekmelinde itkan-ı sanat ve riayeti mesalih ve hikemdir. Bu ise sani'in kast ve hikmetini isbat ve tesadüf vehmini ortadan nefy ediyor. Zira itkan ihtiyarsız olmaz. Evet, nizamın şahitleri olan bütün fünun-u ekvan, mevcudatın silsilelerindeki halkalardan asılmış mesalih ve semeratı ve inkılabat-ı ahvalin katmer ve düğümleri içinde saklanmış hikem ve fevaidi göstermekle sani'in kast ve hikmetine kat'i şehadet ediyorlar. Ez cümle, fenni hayvanat, fenni nebatat, 200 bini mütecaviz enva'ın büyük peder ve ademleri hükmünde olan mebdelerinin her birinin hudusuna şehadet ettiği gibi, mevhum ve itibari olan kavanin, kör ve şuursuz olan esbab-ı tabiiye ise bu kadar hayret feza silsileler ve bu silsileleri teşkil eden ve efrat denilen dehşetengiz birer makine-i acibe-i ilahiyenin icat ve inşasına adem-i kabiliyetleri cihetiyle her bir fert, her bir nevi müstakillen sani hakimin desti kudretinden çıktıklarını ilan ve ishar ediyorlar. Kur'an-ı Kerim ferci'il besara hel tera min futur der. Kur'an'da delili inayet vücuh-u mümkinenin en mükemmel veçhi ile bulunuyor. Kur'an kainatta tefekküre emir verdiği gibi fevaidi tezkar
ve nimetleri tadat eden ayatın fevasıl ve hatimelerinde galiben akla havale ve vicdanla müşavereye sevk etmek için evele ya'lemun, efele ya'gilun, efele yetezekkerun, fe'tebiru gibi o bürhan-ı inayeti eshanda tespit ediyor. İkinci delili Kur'ani, delili ihtiradır. Hülasası, mahlukatın her nevine, her ferdine ve o neve ve o ferde müretteb olan asar-ı mahsusasını müntiç ve istidad-ı kemaline münasip bir vücudun verilmesidir. Hiçbir nevi müteselsili ezeli değildir. İmkan bırakmaz. İnkılab-ı hakikat olmaz. Mutavassıt nev'in silsilesi devam etmez. Tahavvül-ü esnaf, inkılab-ı hakaikin gayrısıdır. Madde dedikleri şey, suret-i mütegayyire, hem harekat-ı mütehavvile-i hadiseden tecerrüt etmediğinden hudus-u muhakkaktır. Kuvvet ve suretler, araziyetleri cihetiyle envadaki mübayeneti cevheriyeyi teşkil edemez. Araz cevher olamaz. Demek, envaının fasılları ve umum arazının havas-ı mümeyyizeleri biz zarure adem-i sırftan muhteradırlar. Silsilede tenasül, şerait-i adiyeyi itibariyedendir. Evet, başlayalım bak. En başa mı? Sırayla okuruz akşamlarım. Bismillahirrahmanirrahim. Marifeti sani denilen kemalat arşına uzanan miraçların usulü dörttür. Marifeti sani denilen kemalat arşına uzanan miraçların usulü dörttür. Marifeti sani denilen kemalat arşına uzanan miraçların usulü dörttür. Bu ders çok kıymetli. Cenab-ı Hakk'ın marifetine medar, dört önemli miraç, yükseliş, Allah'a kurbiyet. Evet. Birincisi oku. Birincisi, tasfiye ve işraka müesses olan muhakkikini sofiyenin minhacıdır. Ekser ehli tasavvuf, ehli tarikat bu yolda gitmişler. Nefsin tezkiyesini esas alan yollar var. Yani nefis çılgın bir at gibidir, parlayan bir at gibidir. Onu gemlemek, onu kayıt altına almanın yolu galiben arpasını kesmektir. İşte bunun içinde bazı metotlar, tarzlar geliştirmişler. İşte kıllet, illet, zillet. Bir kısım ehli tasavvuf nefsinin dizginini ele almak için, onu huzzattan çekmek için bazı yollar çizmişler. Bir kısım ehli tasavvuf da sevk eden kalptir. Kalbin de kemalı zikir iledir. Zikri ilahi ile marifete gitmişler. Tabi bu manada pek çok tarikler, pek çok meşrepler çıkmış ve onların bir kısmında da bazı değişik tarzlar da ortaya çıkmış. Bu bizim meşremizle, mesleğimizle fazla alakadar olmadığı için onu geçelim. Oku. Bir de oku istersen. Birincisi, tasfiye ve işraka müesses olan muhakkikini sofiyenin minhacıdır. Bir de işrak var. Yani bu işrakın da şey öndesi Suhrevi'ydi.
İşrak felsefesinde açılım, şuhut, yani iman hakikatlerini, erken imaniyeyi, esasata medar hakikatleri gözüyle görmek, müşahede etmek. Yani müşahede ile Hakk'a gitmek. Mesela ilimle Hakk'a gidilir, ibadetle Hakk'a gidilir, marifetle Hakk'a gidilir, tezkiye ile Hakk'a gidilir, kuvvetli takva ile Hakk'a gidilir, Kur'an'la ve Hakk'a gitmenin yolları muhtelif. İşrak felsefesi de şey, yani işte insanlar mahcuptur, yani hicap, perdeli ve örtülüdür. Kalpler hicaptır, o hicabı aşmak lazım. Hani usta diyor ya, alem-i gayb ile alem-i şehadet arasında çok ince, tenteneli bir perde vardır. O perde açılırsa, değil mi? Avamın itikat ettiği şeyleri evliyalar gözlerine yapmışlar, müşahede etmişler. Bu bizim meşremize hususiyet arz eder. Bize tereddüt eden cihet değil. Evet. Bu bir. İkincisi imkan ve hudusa mebni mütekelliminin tarikidir. Evet. Yani kelam alimleri, mütekellimler de imkan ve hudus tarikiyle gitmişler. Yani kainat hadistir. Yani yaratılmıştır. Sanatlıdır, müzeyyen ve mükemmeldir. Yaratılan her şey bir saniye, bir ustaya nedir? Muhtaçtır. Hadis deliyle ve imkan deliyle, yani varlıkla yokluk ikisi müsavidir. Bir şeyi varlıktan yokluğa ve yokluktan varlığa çıkartmak için bir müreccih illete ihtiyaç vardır. Bu illet de nedir? Vacip olan Allah'ın varlığıdır. Onlar da bu delille yürümüşler. Üstad bunu da ifade eder. Bu deliller uzun. Risale-i Nur'un deliline nispeten daha nakıs ve gerilerde. Künganla su bor şeydi. Dağdan künganla ne yapmak? Suyu ta taşımak. Şehre getirmek gibi müşkül ve sıkıntılı. Bunu da geçelim. Bunlar evet. Kelam alimleri. Kelam alimleri, mütekellim kelam alimlerinin çizdiği. Bu iki asıl Çendan, Kur'an'dan teşavvüf etmişlerdir. Evet, gerçi Kur'an'dan alınmış. Lakin fikri beşer başka surete ifrag ettiği için uzunlaşmış ve müşkilleşmiş, evhamdan masum kalmamışlar. Evet. Bunu da geçelim. Üçüncüsü, şübehat alut hükema mesleğidir. Bu da filozofların yani şekle şüpheyle, birçok filozof yani hakikatlere önce şüpheyle yaklaş, ondan sonra o şüphenin arkasında tahkike geç diye filozofların açtığı yol. Bu yol da şüpheye düştüğümüz zaten sıkıntılı, sancılı ve çoğu zaman o felsefenin kıyılı kışı içerisinde insanlar istikametten sapmışlar. Evet. Dördüncüsü ve en birincisi. Evet. Bu ilahiyat okuyan şeylerden kardeşlerden biriyle beraber kalmıştık da abi. İstanbul ilahiyatta. Dedi ki abi medresede kalmasak, biz sen okumasak bizim arkadaşların kafaları dedi tamamen karışık. Bu felsefi dersler şeylerle o manada bir şey söylemişti. Rahmetli Necip Fazıl'ın bir felsefe hakkında bir tespiti var. Diyor ki bir çuval ceviz. Bir çuvalın içine ceviz doldur. Hepsi çürük. Evet. İçinde üç tanesi, beş tanesi sağlam, diğeri çürük. Böyle cevizi vuruyorsun, hışırtısı çok, gürültüsü çok. Sesi geliyor. Ses geliyor ama mugaddi değil, çürük. Yani bakın, niye çürük? Mesela İslam tarihinde Batıların anladığı manada filozof gelmemiş. Niye gelmemiş? Batı karanlık, zifiri karanlık. İnsanları aydınlatmak için insanlar bazı fikirler ortaya çıkartmışlar. Bazı düşünce ekolleri teşekkür etmiş. Ama Kur'an gelince Allah'ın kelamı, Allah'ın beyanı, bütün istatlar ve kabiliyetler Kur'an'ı anlama noktasından Kur'an'a teveccüh etmişler. Kur'an'ın hakikati yanında beşerin fikriyatının değeri kaç kuruş eder? Beş kuruş. Beş kuruş da etmez yani.
İmam Şafii mesela, Batılıların bir kısmı diyor ki şey, metodoloji. İmam Şafii gibi metodolojide bir üstad yok demişler. İstihraç. Allah'ın marziyetini kelamından anlama noktasındaki rusuhiyet ve vukufiyet. Onun için İslam uleması, bak işte mücedditler var, müştehitler var, müfessirler var, arifler var, araflar var, aşıklar var, aşaklar var, saygısı. Muttakiler var. Bak onlar tamamen gönüllerini, işlerini Kur'an'a çevirmişler. Kur'an'a tefeyyüz etmişler. Kur'an azimüşşan'dan istifade etmişler. O istifadelerini de değil mi? Keşfle, kerametle, ilimle, kitapla, hakikatları derinliğine tasvip etmekle, işte Kütüb-i İslamiye bunun neyidir? En büyük bir elhamdülillah delilidir. Evet. Onu da geçelim. Geçti yani filozofların yolu, onu da geç. Geriye ne kaldı? Dördüncüsü ve en birincisi. Bak, hakikat noktasında da en birincisi. Evet. Belagat-ı Kur'aniyenin ulvi mertebesini ilan etmekle beraber cezalet cihetiyle en parlağı ve istikamet cihetiyle en kısası ve vuzuh cihetiyle beşerin umumuna en eşmeli olan miracı Kur'anidir. İşte elhamdülillah Risale-i Nur bu yolda gidiyor. Mektubat var mı? Bak bak, var mı orada mektubat? Mektubat var orada. Şu şey, tamam. Üçüncü mektup. Hı-hı. Üçüncü mektup. Başı. Başına koydum. Oku bakalım orada. Oku. Bir gece, üçüncü mektubun başı. Bir gece 100 tabakalık irtifada bir katran ağacının başındaki yuvada semanın yıldızlarla yaldızlanmış güzel yüzüne baktım. Kur'an-ı Hakim'in فَلَا اُقْسِمِ بِالْخُنَّاسِ اَلْجَوَرِ الْكُنَّاسِ kaseminde ulvi bir nuru i'caz ve parlak bir sırrı belagat gördüm. Evet. Evet. Şimdi bir daha oku. Bir gece 100 tabakalık irtifada. Çamda. Çamda, evet. Bir katran ağacının başındaki yuvada semanın yıldızlarla yaldızlanmış güzel yüzüne baktım. Yani evliyaların menkıbeleri, hayat hikayetlerine bakıyoruz. Evliyadan, değil mi? Evliyayı azmeden bir zat, Çam Dağı'nda, değil mi? O haşin rüzgar, o irtifa, o karanlık içerisinde nazarını kaldırıyor, semaya bakıyor, yıldızlara bakıyor. Bunun arkası nasıl gelir? İşte geldi mi? Ceryan geldi. Hayır. Aha, elhamdülillah. Sistemi oldu. Mikrofonu getir. Siz de abi. Şimdi yani bu cümleyi diyelim ki evliyadan bir zat Çam Dağı'nda şu kadar yükseklikte semanın, engin semanın derinliğine baktım. Arkasında nasıl gelir? Ruhunda şöyle bir imsat, kalbinde şöyle bir inşirah, iç ikliminde şöyle varidat, kalbe şöyle manalar döküldü. Şöyle hissettim, şöyle zevk ettim, şöyle yaşadım, şöyle tayaran, şöyle cevalan, şöyle seyaran ettim. Bak, yani cümle böyle gelir, gider. Ama bakın, Üstad ne diyor? Oku. Bir gece 100 tabakalık irtifada bir katran ağacının başındaki yuvada
semanın yıldızlarla yaldızlanmış güzel yüzüne baktım. Kur'an-ı Hakim'in فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ اَلْجَوَارِ الْكُنَّسِ kaseminde ulvi bir nur-u icaz ve parlak bir sırrı belagat gördüm. Bak şimdi semaya baktım, o semanın enginliği içerisinde Kur'an'daki şu kasem. Evet. Bak, hemen kainat kitabını mütalaa ederken nazar nereye düşüyor? Kur'an'a. Bak şu ayetteki oku. Ulvi bir nur-u icaz, evet, ve parlak bir sırrı belagat gördüm. Bak, yani. İşte Velayet-i Kübra'nın yolu bu. Belagat-ı Kur'ani'nin envar, esrar hakikatlerinde derinleşmek. Her bir ayet-i Kur'ani'nin bak hem elfazı var, hem envarı var, hem esrarı var, hem de hakikati var. Bak. Kur'an'ın elfazı, lafızdaki icaz, Kur'an'ın üstün esri ötürü birçok muhakkikler, mezhep imamları birçok ahkamı Kur'an'ın ötür esresinden ne yapmışlar? Çıkartmışlar. Yani Kur'an'ın elfazı bak ulemanın Arap ilminde vukufiyete çıkan muhakkiklerin cevalan sahasıdır. Bu bir. Bir de Kur'an'ın bakın envarı var. Kur'an'ın envarına muhatap olmak için illa Arapça bilmeye gerek yok. Kur'an'ın envarı ehli şuhudun, evliyaullah'ın cevalan sahasıdır. Ve usta diyor değil mi? Şu ayet, şu tarihten şu tarihe kadar şu ayetin manası karşında temessül etti. Müthiş bir gıybetten haber verdi. Müthiş bir gıybetten haber verdi. Şu ayetin manası karşımda temessül etti. Müthiş bir gıybetten haber verdi. Şu ayetin manası açıldı. Ruhum o ayetin içerisine girdi. Tabii bu Evliyullah'a medar, ehli şuhudun şeyi, cevalangahı. Mesela bakıyorsun, az çok avamda da bu mana tezahür ve tecelli ediyor mu? Bir kardeş diyordu, ben Kur'an-ı Kerim okuyordum. Arapça bilmiyorum. Okuyorum ben, birkaç sayfa okudum. Birden gayri ihtiyarı ağlamaya başladım. Yani insanın dikkatini celbedecek bir olay yok. Bir harici bir tesir olur. Birisi düşer, ölür. Bir telefon gelir. Ölüm vakası olur. Ve çok ciddi bir mesele olur. O zaman insan dikkat noktasından ağlar. Bir gözü Dicle, bir gözü Fırat olabilir. Şimdi Kur'an'ı okurken öyle bir halet ruhu da yok. Bak başladım diyor ağlamaya. Bak. Bunun cevalan sahası da farklı. Mesela şimdi sondaj aletleri var. Hatta bazı insanlar var böyle çubukla şey arıyor ya. Su arıyor mesela. Su havzasına gelince elindeki çubuk titriyor. Ondan sonra buraya ne yapıyor? Sondaj vuruyor, suyu çıkartıyor. Hutut gibi. Öyle evet, değil mi? Evet. Aynı onun gibi. Ehli şuhudun masaliyetin birisi bu. Mesela Kur'an-ı Kerim'i okurken bir ayete geldiği zaman kalbine bir ihtar. Orada dur. Şu ayete bir sondaj yap. Oradan. Ve ayet temessül ediyor. Ayetin manası aleminde görünmüş oluyor. Demek Kur'an'ın elfası müçtehitlerin, Arapça vukufiyete nail olanların cevalan sahasıdır. Kur'an'ın envarı, ehli şuhudun, ehli velayetin temaşasıdır. Onların cevalan sahası vardır. Kur'an'ın bir de esrarı var. Esrarı da ariflerin cevalan sahasıdır. Kur'an'ın bir de hakikati var. Kur'an'ın hakikati da Kur'an'ın varislerinin cevalan sahasıdır. İşte Risale-i Nur, Kur'an'ın hakikatlerine tam bu asırda makez bir tefsir Kur'an'ı olmuş olduğu için Kur'an'da hem elfaza
hem envara, hem esrara, hem hakkata medar, bütün hakkatlara Risale-i Nur manen varisi mutlak olmuştur elhamdülillah. İşte dolayısıyla Velayet-i Kübra'daki yol, bak, diğer yollara benzemiyor. Allah'ın marziyatını kelamından anlamak, kelamından istihraç etmek. Doğrudan doğru kelama muhatap olmak. Bak, diğer yollardan çok farklı. Şimdi yani şöyle düşünün. Yani 300-500 sene geriye gidin. Bir oymak geldi, burada bir yerde ne olacak? Kamp kuracaklar. Orada yerleşecekler. Onlar için çok önemli bir nedir? Su sahası. Tarih boyunca bütün şeyler, köyler, kasabalar hep nerede kurulmuş? Su menbalarında kurulmuş. Çünkü en büyük ihtiyaç su. Şimdi geldi burada, efendim, şurada bir tane çeşme buldular. Allah bereket versin. Bu bize 200 kişiye idare eder. Değil mi? Şimdi bugünkü manada konuşalım. Ya şurada kamp kuracağız, su da yok. O zaman ya şu pazara gidelim, bu plastik bidonlar yok mu? 2 tonluk, 3 tonluk, 5 tonluk. Onları getirelim. Şurada küçük de bir şey var, çeşme var. Onun suyunu şey yapalım. O 2 ton, 10 tonluk su deposuyla biz burada bir hafta ne yapabiliriz? Zaten. Kamp yapabiliriz, değil mi? Ha. Şimdi şöyle düşün, yani bir su bidonu var, 2 ton, öbürü 10 ton, öbürü 100 ton, öbürü de 1000 ton. Bak. Aynı bu misal gibi Cenab-ı Allah'ın evliyaları, maneviyat dünyasının çiçekleri, istat ve kabiliyetine göre işte her köyde, her beldede velayet çiçekleri açmış. Cenab-ı Hakk'ın halis kulları ne yapmışlar? Kur'an'a medar güzellikleri hayatında fiilen sergilemişler. Yani onların velayetini, feyze medar mazhariyetini şeye benzetirsek, la teşbih, bidona, 2 ton. Bu 2 ton kadar feyiz veriyor. Öbürü 100 ton, öbürü 1000 ton, öbürü 10 bin ton. Mesela diyelim ki Şah-ı Geylani gibi bir evliya, 100 bin ton ne var, kapasitesi var. Efendim Asya'ya, ta dünyanın bir ucuna öbür ucuna kadar ne yapıyor? Feyiz dağıtıyor. Güzel. Tamam da. Ama diyorsun kardeş, şu tepeyi aç. Şu tepeyi aç. Şurada ne var? Ya büyük okyanus var ya. Okyanus var, okyanus. Hem nereden başlıyor, nerede bitiyor? Beşerin idrak ve ihata edemediği derecede derin, mükemmel bir ne? Okyanus. De. İşte o evliyaların feyze medar mazhariyetleri bu şey gibi. Bidonlar. Bidonlar gibi. Derya-i azim kim? Kur'an. Kur'an-ı mucizül beyan. İşte velayet-i kübra, bak velayet-i kübra, makam-ı ferdiyet, hiçbir evliyanın rahle-i tedisinden alınmaz. Velayet-i kübra, birinci derecede Kur'an'a muhatap olma meslek ve meşrebidir. Bak, doğrudan diyor ya, envar esrar hakkat-ı Kur'aniye, daha açıkçası belagat-ı Kur'aniye medar, Kur'an'ın ince nüktelerini, hakikatlarına muhatap olmaktır. İşte bu yol, bak, en kıymetli, en keskin, en rahsih bir yoldur. Bak, şimdi sırrı vahyin feyziyle gidiyor. Mesela bir adamın evliyadır, kamildir, tamam. Keşfiyatı olur, kerameti olabilir. Ama keşfiyatta arıza olabilir mi? Olur. Keramette arıza olabilir mi? Olur. Keramet ve keşfiyatta ihata olmadığı için gördüğü doğrudur ama hükmiyet noktasından yanlış noktaya gidilebilir mi? Gidilebilir. Bak, işte dördüncüsü oku. Bir de oku orayı. Dördüncüsü ve en birincisi, belagat-ı Kur'aniyenin ulvi mertebesini ilan etmekle beraber cezalet cihetiyle en parlağı ve istikamet cihetiyle en kısası ve vuzuh cihetiyle beşerin umumuna en eşmeli olan Mirac-ı Kur'an'ıdır. Evet, devam et. Hem o arşa çıkmak için 4 vesile vardır. Yani bunların üzerine biraz durmak lazım. Yani marifeti sani arşına çıkmak için
Dört ne var? Vesile. Dört vesile var. Şimdi bu dört vesileyi meslek ve meşrebimiz noktasından da tahlil edebiliriz. Bak. İnsanı Allah'a, insanı marifetullah'a götüren dört vesile. Şimdi bunların üzerinde biraz duralım. Oku. Birincisi ilham. İlham. İkincisi talim. Talim. Tasfiye. Üçüncüsü tasfiye. Nazar-ı fikri. Dördüncüsü nazar-ı fikri. Şimdi bizim mesleğimize bakan cephesiyle bu dördünü tahlil edebiliriz. Birincisi ilham. Bakın Üstad Hazretleri şualarda diyor ki Risale-i Nur'un ilham-ı ilahi olduğuna ve bana yazdırıldığına bütün imanımla kanıyım. Risale-i Nur sunat-ı Kur'aniyedir. Cenab-ı Hak ikram ve ihsan etmiş. Külli varidata medar, Kur'an'ın envar ve esrarının hakikatlerini açan, aklı ikna, kalbi işba eden, Kur'an'ın manevi hakikatler bir tefsiri. Bu nedir? İlham. Ha, dolayısıyla, şimdi daha fazla, yani şu anda elimizde külliyat, aşağı yukarı 6000-7000 sayfa, ilham-ı ilahi. İlham önümüzde. Daha hususi ve şahsi kendi iş dünyandaki pırıltı manasındaki ilhamlardan ziyade şu külli ilhama medar olan Risale-i Nur'a nazarımızı celbetmemiz lazım. Bu bir ilham. Evet. Oku. İki. Bir daha dördüncüsünden alalım. Abi. Al bakalım. Dördüncüsü ve en birincisi. Belagat-ı Kur'aniyenin ulvi mertebesini ilan etmekle beraber cezalet cihetiyle en parlağı ve istikamet cihetiyle en kısası ve vuzuh cihetiyle beşerin umumuna en eşmeli olan Mirac-ı Kur'anidir. Evet, oku. Buraya bir daha özetlersek kardeşler. Sonradan gelenler oldu. Evet. Bir de oku o zaman. Bir Marifet-i Sani'den başlayalım. Evet. Özetleriz. Oku. Marifet-i Sani denilen kemalat arşına uzanan miraçların usulü dörttür. Dörttür, evet. Birincisi tasfiye ve işraka müesses olan muhakkikini sofiyenin minhacıdır. İkincisi imkan ve hudusa mebni mütekelliminin tarikidir. Bu iki asıl çendan Kur'an'dan teşavvüf etmişlerdir. Lakin fikri beşer başka surete ifrar ettiği için uzunlaşmış ve müşkilleşmiş, evhamdan masum kalmamışlar. Üçüncüsü, şübahat âlü tükama mesleğidir. Dördüncüsü ve en birincisi, belagat-ı Kur'aniyenin ulvi mertebesini ilan etmekle beraber, cezalet cihetiyle en parlağı ve istikamet cihetiyle en kısası, ve vuzuh cihetiyle beşerin umumuna en eşmeli olan Mirac-ı Kur'anidir. Şimdi bu dört yoldan birincisi değil mi? Ehl-i tasavvufun gittiği yol. Birincisi bu. Ya işrakla, ya kalbin tatvir ve tezkiyesiyle, ya nefsin terbiyesiyle hakkata yol açmışlar. Bu yol çok hassastır ama çok vartalıdır. Çok tehlikelidir, vartası çoktur. Seyri sülükün merhaleleri uzundur. Hani bu asrın mizacı içerisinde insanlar o seyri sülüke değil mi, muhatap olacak istat ve kabiliyette de değildir. Biz bir zaman bir Mevlevi dergahına gittik. Orada Mevlevi dergahının küçük hücreleri var. Müritler oraya giriyorlar. Seyri sürük. Bak.
şöyle çok küçük hücre. Kapısını kapatıyorlar. Çorbayı alttan veriyorlar. Seyri sürük. 40 çil. Çil, Farsça 40. 40'ı 40'la çarp ne yapar? 1600. 1600 gün. Kaç sene eder? 5 sene. Değil mi? 5 sene. 4-5 sene. Mevlevi tarihinde bak, Velayet-i Sugra'ya medar seyri sürükünü bitirmenin yolu 5 sene. Bak, dışarı çıkamazsın. Afak yok. Tenezzük yok, temaşa yok. Kutul ayamut. Kuru çorbayla 5 sene orada çileyle nefis berzahını aşmak. 5 sene. Ayakkabıyı dışarı çevirince ya. Git demekmiş. Ya bak. Şimdi şu asrın insanına bakın. 5 sene değil, 5 gün dayanamaz. 5 sene uzzet ve inziva içerisinde enaniyetini kırmak, nefsin tasit ve tahakkümünü izale edecek yol. Bak, bu yol çok ağır, çok müşkil. Hele bu asırda, bu asrın insanına göre çok zor. Şimdi daire çiziyorlarmış mesela. Bir adam, yani bunları pek anlatmak istemiyoruz ama makam olduğu için. Şimdi daire çiziyor mesela şeyh efendi, bir daire. Şöyle bir daire. Şimdi adam dergaha gelmiş, mürit olmak istiyor. Otur orada diyor. Bağdaş kuracaksın. Biz emredinceye kadar yerinden kalkmayacaksın. Adam da biraz irade ve mukamet gücü genç. 2 saat oturur, 3 saat, 5 saat, 5 saatten sonra baksana ayağını uzattı. Ya yoruldum, anam ağladı, bitti. Hemen papucunu ters çeviriyorlar. Sana bu dergâhta şey yok. Senin tahammül katsayın, bitti. Bitti. Bir gün, 2 gün, 2 gün, bu şey hariç, İbadet zamanları hariç 2 gün dizini kırmadan o şeyhin dediği şekilde oturuyorsa tamam, bu sabır kahramanı, bunda metanet var, bunda ciddiyet var, bunda dava ruhu var. Bu dergahın kutsiyetini taşıyabilir, bayraktarını yapabilir. Tamam. Sen gel dergaha, sen yallah. Sil ve süpür. Şimdi getir, değil mi? Ve bu asrın insanlarına... Bir de Manisa'da bu çilehane. Her birçok yerde var. Manisa'da da gitmiştik. Görmüştük falan. Şimdi bir de bakalım efendim. Şimdi Ahmet Said'i getir dairenin içerisine koy. Rahmetli babasını koysaydın. 10 dakikada ya yeter. Patlar. Allah Allah. İnsan. Cevar ismine mi asar? Bak. Herkese aynı istat bulunmuyor. Bak hadi. 2 gün şeyini, bağdaşını bozmamak şekilde devam edeceksin. Şimdi bu asrın mizacı içerisinde kaç tane yiğit böyle çıkar? Emir, %90'ımız ne yarar? Gider. Gider. Bak bu yol zor, müşkil. Ha ikinci yol, efendim, ilmi kelam alimlerinin yolu. İmkan ve hudus yolu. O yol da çok uzak. Ta dağdan, değil mi? Yaylaya ne getirmişler? Su getirmişler. Boru patlar. Değil mi? Kanal girer. Su kesilir. Bakın. Menba kurur. O da zor. Üstad ne diyor? Ve fi külli şeyin hayatun tedüllü. Risanur dağdan şey getirmiyor. Vurduğu yerde sondaj yapıyor. Su çıkartıyor. O da çok müşkilattı. Feyzofların yolu zaten efendim bir çuval ceviz. Necip Fazıl'ın ifadesiyle felsefe diyor, bir çuval ceviz, hışırtısı, gürültüsü çok ama o çuvalın içinde 2 tane, 3 tane ceviz sağlam, diğerine çürük. Diğeri çürük. Şübeha talut. Şüphe var, endişe var.
kalbi itman etmiyor, ruha inşirah vermiyor. Onu da geç. Dördüncüsü, hakkat noktasında en birincisi. Evet. Belagat-ı Kur'aniyenin ulvi mertebesini şimdi, ilan etmekle beraber. Şimdi ben bunların üzerine durmak istemiyordum. O ki gençler geldiği için bir daha oku. Şimdi oku. Belagat-ı Kur'aniyenin ulvi mertebesini ilan şimdi, etmekle şimdi beraber. Bak, belagat ne? Muhtezeyi hala mutabakat. Muhtezeyi hala mutabık konuşmak. Değil mi? Şimdi insanı yaratan kim? Allah. İnsanı yaşatan kim? Allah. Allah insanı yaratsın, insanı yaşatsın, bütün nimetleri insanın başına bağlasın, insanla binlerce duygu ve hissiyat versin, sonra Allah insanın mizacına, istat ve kabiliyetine muvafık, mutabık beyan etmesin, hakikatleri göndermesin, peygamber göndermesin. Olur mu? Olmaz. Demek bu bir kanun. Şimdi mesela adam televizyonu yaptı, getirdi. Şimdi televizyonun mükemmel çalışmasının şartı nedir? İçindeki kataloğa göre kuracaksın. Kataloğa göre kurarsan televizyon çalışır. Ama sen kendi kafa fenerine koyarsan ne olur? Ses düşer, suret düşmez. Kısa devre yapar, patlar, infilak eder. Şeyleri bulamazsın. Kanalları bulamazsın. Perişan olur kalırsın. Şimdi televizyon hakkında hüküm, televizyon hakkında karar ve televizyonun en mükemmel çalışmasının en birinci şartı, televizyonu kim icat etmiş, kim yapmışsa söz onundur, hüküm onundur, icraat, tanzim ve tertip ona aittir. Şimdi bakın, Belagat-ı Kur'ani, Allah yerleri ve gökleri yarattı, yeri ve göğü insana göre kesti, insana göre biçti. Bütün nimetleri insanın başına bağladı ve insanı kendine muhatap seçti ve insana konuştu. İşte Kur'an Allah'ın kelamı. Demek belagat noktasından en müessir. Ha. Devam et. Cezalet noktası. Cezalet cihetiyle. Yani mananın akışı, elfaz ve mana arasındaki dengeyi muhafaza etmek. Manaya mutabık. Beyan, istat ve kabiliyeti. Bu ne? Yani Kur'an, Allah'ın kelamı. Kelamın dizilişine bak. Beyanın güç ve kuvvetine bak. Kelam-ı ilahinin kalp ve ruhlar üzerindeki müessiriyetine bak. Bu cihette de Kur'an hiçbir şeyle kıyasa girmez. Belagat-ı Kur'aniyenin ulvi mertebesini ilan etmekle beraber cezalet cihetiyle en parlağı ve istikamet cihetiyle en kısası ve vuzuh cihetiyle yani insanı hidayete götüren en kısa, en keskin, en rasih yol nedir? Kur'an'ın caddesidir. Kur'an'ı yaşayan Resulullah'ın sünnet-i seniyesine ittibadır. Değil mi? Evet. En keskin, en kısa, en selametli, en doğru yol. İşte, haza sırat-ı müstakim, Kur'an. Evet. Onun için Kur'an, beşerin hidayetine kefil-i mutlaktır. Üstad diyor, işaret-i ricazda, bir insan Allah'ın emrini, iradesiyle omuzuna alsa, tamam ya Rabbi, ben Kur'an'daki bütün hakikatleri hayatımda fiilen bizzat yaşayacağım dese, hamletse, omuzuna alsa, o insan diyor, nevinin medarı iftiharı olur. Cennete liyakat kesbeder. Evet. Demek insanı Allah'a götüren en kısa, en keskin yol ne? Kur'an'ın açtığı caddedir. Evet. Hem o arşa çıkmak için dört vesile vardır. İşte bundan üzerine durmak gerekiyor. Dört vesile, yani marifet arşı, Allah'ı tanımak, Allah'ı bilmek. Bak, dört vesile. Birincisi ne? İlham. İşte Üstad diyor, Risale-i Nur'ların ilhamı ilahi olduğuna ve bana yazdırıldığına bütün imanımla kanıyım. Risale-i Nur, sunat-ı Kur'aniyedir. Sunat-ı Kur'aniye diyor, onu yanlışlardan ne yapmış? Muhafaza etmiş. Bu bir, ilham. İkincisi? Talim. Heh. Neyi talim? İlhamı talim. Talim, talim. Bakın, talim olmadan ilim olmaz.
İlmin altyapısı talimdir. Talim olmadan ilim olmaz. İlimsiz kemalat, kemalat değildir. İlim kimdeyse hayır ondadır. Bak, ilhamı talim. Yani insanlar böyle sati ve sürü okumamak. Usta diyor, nazarı sati zulümattır. Sati nazar göremez. Bak, talim ve tetebbuat. Şualarda Üstad'ın bir cümlesi var. Ara sıra ihtiyarlıktan gelen titizlik. İhtiyarlıktan gelen titizlik ve ara sıra hastalıklar olmasa derslerime daha ziyade çalışacağım diyor Üstad. Kendi terif ettiği eser için konuşuyor. İhtiyarlıktan gelen titizlik ve ara sıra hastalıklar olmasa bir tamam veya bir külliye derslerime daha ziyade çalışacağım. Bak, kendi telif ettiği eseri için diyor bak, dersime çalışacağım. Bu çok önemli bak. Talim. Kemalat-ı külliye-i kamileye giden yol nereden geçiyor? Talimden geçiyor. Bu sünnetullah kanunu her şeyde geçerli. Ben bazen böyle latife diyorum. Mesela iki tane öğrenci var. Birisine soruyorsun. Hedefin ne? Davası büyük olanın hedefi büyük olur. Hedefi yüksek olanın da değil mi, gayretinin daha ziyade olması icap eder. Yani mesela bir öğrenciye soruyorum. Üniversite imtihanının hazırlanır mısın? Evet. Ne istiyorsun? Nereye çıkacaksın? Efendim şey. Mesela Boğaziçi elektrik ve elektronik. Peki, idaren yüksek. Yolun nasıl? Yani söyle bakalım. Ne yapacaksın? Abi azmettim, cezmettim. Bir sene her gün en az 5-6 saat çalışacağım. Bak, tavizsiz. Bir sene 5-6 saat çalıştım. Ahmet öyle. Mehmet dedi, Mehmet sen ne yapıyorsun? Ya hocam çalışıyoruz ya. Allah'ın günü çok. Beni öyle sıkıştırma ya. Yaz var, kış var. Ne acele iş var. Bakıyoruz böyle. Adam fizik kitabının içerisine roman koyuyor. Efendim. Kitabın arasına şeyini koyuyor. Telefonu koyuyor. Ondan sonra ne oynuyor? Şöyle. Babası ders çalışıyor zannediyor. Babası ders çalışıyor. Oğlu bakıyorsun. Tablet oynuyor. Tablet oynuyor. Ha. Bak, birincisi bir sene ciddi talim yaptı. Sonra üniversite imtihanları geldi. Türkiye'de ilk 300'e girmiş. Tamam, maşallah. İlk 500'e girmiş. Boğaziçi'yi kazandı. Öbürü hiç çalışmadı. Geldi. Hakkari. Teze kurutma meslek yüksek okulu. Talim. Talim olmadan ilim olmaz. Ya. Bu kanun. Bak. Her yerde geçerli olan bir kanun. Bütün böyle şaz insanlara, zirve insanların hayatlarına bakın. Hiçbirisi o zirveye böyle elini kolunu sallayarak çıkmamış. O zirveye çıkanların hepsinin arkasında ne var? Çok ciddi bir ter var, ter. Gece uykusunu feda etmiş. Rahatını feda etmiş. İstirahatını feda etmiş. Yani. 90 kitabı diyor, yani her gün 3'er saat. Üstad bak, 13 yaşında 90 kitabı ezberlemiş. Yani. Her gün 3-4 saat onu ne yapıyor? Tekrar ediyor ki unutmasın. Bir de her gece diyor şey. Ya bak, talim. Talim olmadan ilim olmaz. İlla talim. Bak,
Her şeyde geçerli bir kanun. Bak. Mehmet Feyz abi, Allah rahmet eylesin. Kardeşim, huzurda idman ister. Huzurda idman ister. Huzurda idman ister. Biz çocukken böyle kaya kayıyorduk işte Erzurum'da falan. Amatör yani böyle. Şimdi mesela İzmir'de doğmuş, hiç kar görmemiş. Hiç kayaktan haberi yok. Genci, çok da güçlü kuvvetli dahi olsa, getir onu şeye, Palandöken'e, Sarıkamış'a, Bursa'ya, dağa çıkart. Dünyanın en güzel kayağını da ver. Hadi yukarıdan aşağı kaysın. Kayar ama ahirete kayar. Adres değiştirir. İşi biter, nefesi kesilir. Bak, şimdi o kayak, o gencin dünyasında ne oluyor? Bak, işkence aleti. Ulan bu bela nasıl başımdan çıktı? Hele bir de yukarıya çıkmışsın. Hele bir de tramplent. Adam uçuyor. Allah Allah. 130 metre gidiyor. 130 metre. Kedi gibi ne kafası kırılıyor. Ayakları üzerinde. Allah Allah. Ama kaç yaşında başlıyor bu spora? 6 yaşında. Şu buz sporu var ya. Var. Sen düz yolda gidemiyorsun. Adam buzda ne yapıyor? 7 yaşındaki, 10 yaşındaki çocuk bu kütük. Bundan ne köy olur ne kasaba. Bunun tekrar dünyaya gelmesi lazım. Bak, talim. Talim. Bak. Hakkat-ı Kur'aniye'yi talim etmek. Bakın, şimdi çok önemli bir sır var. Zannediyorum burada biraz şey diyoruz, yani rehavetimiz, bir derece gafletimiz var. Risale-i Nur'u tanımak. Allah'ın ikram ve ihsanı. Ben bakıyorum, benden çok daha kabiliyetli, kapasiteli insanlar var. Onlar bu hakikatlerden çok uzak. Adam 3 tane, 5 tane dil biliyor. Matematik kafa, mühendis, çok istatü, çok kabiliyetli. Fakat hariçte. Ha, Risale-i Nur'un bize ulaşması galiben Allah'ın ihsanı. İkram-ı ilahi, ihsanı. Vehbi. Evet. Vehbi. Ha. Geldik, Risale-i Nur'u tanıdık. Vehbi. Ha. Sonra diyelim bugün Risale-i Nur'u tanıdın. Allah sana fırsat verdi. 60 sene, 70 sene hizmet adamı olacaksın. Bugün Risale-i Nur'u tanıdın. Bu tanımak vehbi. Ondan sonraki ne? Ondan sonraki tamamen kesbi. Kesbi. Tamamen kesbi. Leyse lil insani illa masa sırrı İslam dünyasına tam anlaşılmamış. Bak. Şimdi bir kardeşimiz ehli hizmet. Bak, hayatını vakfetmiş, hasretmiş. Cenab-ı Hakk'ın aziz isminin tecellisine makes ve aynı olmuş. Allah onun hizmetini zayi eder mi? Etmez. Usta diyor, bir esmanın iktizasını diğer esmadan beklemek dalalettir, insanı sapıklığa götürür. Dersine de oturursun, sebat edersin. Allah senin sebatını, hamiyet ve gayretini zayi eder mi? Onun karşılığını verir. Ama bir nur talebesi dershanede böyle oturmakla alim olmaz. Alim ismine mazhariyetin yolu nereden geçiyor? Okumak. Talimden geçiyor. Talimden. Bak. Böyle oturduğun yerde ilhamat gelmez. İhtarat gelmez, sunaat gelmez. Bakın şimdi Peygamberimizin mucizelerine bakın. Değil mi? Mesela Hazreti Ebu Bekir'le bir dağa gidiyorlar. Aç kalmışlar. Bir ihtiyar kadının bir keçisi var. Keçi şey, kısır. Cansız. Şimdi Peygamberimiz elini açsa, ya Rabbi bize süt indir dese, Cenab-ı Hak rahmetiyle semadan süt indirir mi? İndirir. Ama bak sünnetullah kanunu. O kedi şeyi, o keçi getir diyor. Bak, bak. Dua ediyor, elini şeye atıyor. Memesine. Ondan sonra bak, keçiden şey diyor, süt sağlıyor. İçiyorlar, sonra kadına dönüyor ki, biz Allah'ın rahmetinden içtik, senin keçinden değil. Bak, sünnetullah kanunu. Semadan da Allah süt indirebilirdi. Ama bak, keçiyi çağırıyor, dua ediyor, keçinin şeyinden. Ha, şimdi Risale-i Nur'da, Risale-i Nur'un envar ve esrarında derinleşmek mi istiyorsun? Yolu talimdir. Talim. Talim, talim.
Ne kadar verirsen o kadar alırsın. Sünnetullah kanunu. Ne kadar verirsen o kadar alırsın. Ne kadar emek tahsis edersen Cenab-ı Hak senin emeğini zayi etmez. Evet. Ne kadar emek ya, o kadar. Şimdi talim olmadan Risale-i Nur talebesi Risale-i Nur Envar ve Esrar'ında vukufiyete çıkar mı? Çıkamaz. Muhakkik nur talebesi olabilir mi? Olamaz. Üstad diyor bakın, müdakkik bir nur talebesi la mevcuda illahu demeye muhtaç olmuyor. Envar ve Esrar-ı Kur'an'ı Risale-i Nur müntesiplerini araf, arif ve araf derecesine çıkartabilir ama bunun yolu ciddi manada talimden geçiyor. Bir başlasak mı abi? Nasıl talim edeceğiz? Hı? En baştan bir iki satır okuyalım. Oku bakalım. Bak şimdi Hüseyin Hoca güzel bir şey hatırlattı. Yani hiçbir nur talebesi yoktur ki sözleri bunlar, sözler. Şimdi sözler içerisinde küçük sözler çok meşhur. Herhalde Risale-i Nur'u tanıyan herkes ilk üç ay içerisinde, bir ay içerisinde küçük sözleri eline almıştır. Küçük sözler içerisinde de müftedilere, gençlere ve çocuklara önce okuttuğumuz ilk ders nedir? Birinci söz. Şimdi birinci sözü bakın, talime medar okuyalım. Bak, şimdi ben sonra sorsam, ya sen birinci sözü kaç kere okudun? Söyle bakalım. Ben mi? Kaç? Saymamış. Bak çok okumuş yani. Bayağı okumuş. Allah mübarek olsun. Yaşlıya soralım ben arkadakine. Takke sen kaç kere okudun? Ben de saymam. Ay ey güzel. Ey koturdu. Başlayalım o zaman okumu. Şimdi dur. Çay zamanı mı mübarek adam? Öyle duruyor. Fesubhanallah. Başlayalım abi o zaman okumaya. Bak her şeyin manisi birdir. İlmin dersin. Manisi bindir. Dersin manisi. Dersin manisi bindir. Bak beklesin. Sabaha kadar beklesin. Oku şimdi burayı. Evet. Bak şimdi dikkat edin. Hiçbir nur talebesi yoktur ki sözlerini eline almış olmasın. Herhalde hiçbir nur talebesi yoktur ki birinci sözü okumuş olmasın. Bakın nasıl okumuşuz. Şimdi talime medar okuyalım. Dersi talim edelim. Oku. Oku. Ey kardeş, benden birkaç nasihat istedin. Sen bir asker olduğun için askerlik temsilatıyla 8 hikayecikler ile birkaç hakikati nefsimle beraber dinle. Bak birinci mesaj. Birkaç hakikati nefsimle beraber dinle. Bunun altını çiz. Nefsimle beraber dinle. Bu bir. Devam et. Çünkü ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Bak, şu cümleye bakın. Şu cümlenin ağırlığına bakın. Çünkü ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Bak bir şey söyleyeyim mi size? Söyleyeyim mi? Söyle. Sıkı dur söyleyeyim. Risale-i Nur başkalarına okunmak için okunmaz. Risale-i Nur yaşanmak için okunur. Duy. Ey İsparta'dan gelen vatandaş. Eyvallah. Yaşar ya abi. Ya yaşar. Yaşamak için değil. Yaşatmanın yolu bu. Girdi. Bak dikkat edin. Risale-i Nur dikkat edin. Risale-i Nur başkaları okunmak için okunmaz. Risale-i Nur yaşanmak için okunur. Bakın ne diyor bir daha, cümleyi bir daha al. Bak. Ey kardeş, benden birkaç nasihat istedin. Sen bir asker olduğun için askerlik temsilatıyla 8 hikayecikler ile birkaç hakikati nefsimle beraber dinle. Bakın birinci mesaj. Birkaç hakikati nefsimle beraber dinle. Şimdi bunun altını çizdik mi? Bir. Devam et. Çünkü ben nefsimi herkesten ziyade
nasihata muhtaç görüyor. Ya bak, bak şu cümle bak. Çünkü ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Bu etti iki. Devam et. Vaktiyle 8 ayetten istifade ettiğim 8 sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Bak, muhatap kim? Nefis. Nefis bak, nefsime demiştim. Abdullah Hoca diye bir hocamız vardı, Allah rahmet eylesin, makamını cennet etsin. Müderris Dersan, Arapça hocası, diriyetli bir hoca. Onun bir şeyi vardı, ifadesi vardı. Ben diyor, Risale-i tanımadan önce vaaza çıkardım. Hep cemaate konuşurdum. Hep cemaate konuşurdum. Allah selametlik versin. Bir tane müftü vardı. Müftü karateci, judocu böyle. Şey, sporcu. Nasıl olmuşsa müftü olmuş yani. Sporcu olması lazım gelirken müftü olmuş. Yani şimdi vaaz ederken önde bir tane şey var. Rahle var. Cemaate kızmış. Cemaate kızmış. Kızmış, infaz içerisinde Allah hepinizin belasını versin. Cemaat amin. Ulan bu ne biçim Müslümanlık bile bir vurmuş. Parçalamış. Ulan nedir bu çürük şeyi önümüze? Kaldırın lan bunu. Böyle yani. Allah Allah. Bunu bitireyim sen konuş. Sana müsaade var. Şimdi o Abdullah Hoca Allah rahmet eylesin. Ben diyor Risale-i tanımadan önce hep cemaate konuşuyordum. Vaktaki Risale-i tanıdım. Ya. Kitabı elime açtım. Abdullah'ı karşıma koydum. Bak, hep ona konuştum. Hep ona. Yani bu dersin hakikat noktasında en birinci muhatabı insanın bizzat nefsidir. Bizzat nefsi. Bak, nefsini ıslah, nefsini terbiye, nefsini tezkiye. Nefsine hakikati nakşetmek. Alemine hakikati mahsetmek ve emdirmek. Bak, evet. Demin dedin abi, Risale-i Nur ne demişti bir davranış? Yani anladığım kadarıyla, yani Risale-i Nur başkalarına okunmak için okunmaz. Hakikat noktasında Risale-i Nur yaşanmak için okunur. Eğer sen hakikati Kur'an'ı nefsinde yaşıyorsan, o zaman senin ağzından çıkan hakikat-ı Kur'aniye ateş gibi düştüğü yeri yakar. Kalpten çıkan hakikat kalbe vasıl olur. Ama ağızdan çıkan hakikat sönüktür ancak kulağa ulaşır. Yani o askerlerdeki şeyler var ya, ne mermileri deniliyor, talim mermisi. İçi boş. Açsan tam 12'den dahi vursan şey yapmıyor bak. İhlas olmazsa, saffet ve samimiyet olmazsa böyle çok hakimane konuş, çok beli konuş. Değil mi? Çok edebi konuş. Efendim, beyan noktasından çok muktedir ol. Fakat kelam silik oluyor. Ruh ve gönüller üzerinde tesiri olmuyor yani. Evet. Devam et. Vaktiyle 8 ayetten istifade ettiğim 8 sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Bak yine. Kaç tane nefse hitap var? Say. 1, 2, 3, 4. Bir de burada var 5. Şimdi kısaca ve avam lisanıyla nefsime diyeceğim. Yine bak. Nefsime diyeceğim. Evet oku. Kim isterse beraber dinlesin. Bak, yani bak Üstad Hazretleri şu cümleyi tahlil edin. Yani Üstad bak kim isterse beraber dinlesin. Bak muhatabı cevretmiyor. İlla oturup dinleyeceksin değil. Bak ders benimdir. Ben ders-i Kur'aniyeyi nefsimi muhatap edeceğim. Hak namına, hakkı Kur'aniye hesabına şu Kur'an'ın hakikatlerini bülbül-i Kur'an'ı olarak ifade edeceğim, beyan edeceğim. Beyan edeceğim, hasbi, halis, safi bir halet ruhi içerisinde ifade edeceğim
muhatap isterse dinler. Muhatabı icbar yok. Ama nefse icbar var. Çünkü Üstad ne diyor? Nefsini ıslah edemeyen başkasını ıslah edemez. Nefsine söz dinletemeyen başkalarına söz dinletemez. Bak, hulusiyete medar iç iklimde mükemmellik olmazsa, şimdi bir adam savaşa gitmiş ama elindeki kılıç ne? Tahta. Tahta kılıçla kim oynar? Çocuklar. Değil mi? Çocuklar hangi kılıçla oynuyor? Tahta. Tahta kılıçla zafere gidilir mi? Gidilmez. Allah demek bizi istikametten ayırmasın. Amin. Ya, sözün muhatabı insanın bizzat nefsi olmak. Evet. Nefsinde yaşamak, nefsinde yaşatmak. Ya, Hakkat-ı Kur'aniye değil mi? Tam mahkes ve ayna noktasından bakın. Birincisi ilham. İlham. İşte Risale-i Nur ilham-ı ilahi. İkincisi ilhamı talim. Yani Risale-i Nur'u hakimane, müdellel şekilde bir ömür boyu talim edildi. Bitti iki talim. Üçüncüsü tasfiye. Tasfiye. Bak. Tabii tasfiye de çok önemli. Ya. Takvaya mı bak? He? Takvaya mı bak? Ya tasfiye. Ya. İçini temizlemek içini. İhlas. Ya içini yıkamak. İttika. Günahlardan kaçınmak. Ciddi tasfiye olmazsa maneviyat kök tutmuyor yani. Sıvayı atıyorsun, vuruyor, onu da iki dakika sonra şey oluyor, dökülüyor. Bak. Maneviyatın, hatta Risale-i derin ve ince manaları hakimane anlamanın yolu içerisinde en müessir saik ittikadır. Bakın Kur'an'da ne var? Hüden lil müttakin. Kur'an kim içindir? Müttakiler içindir. Üstad Mesnevi'nin Arapçasında bir cümle var diyor. Kur'an'la kalp arasında bir sırr-ı azim vardır. Bir münasebet vardır diyor. Kalple Kur'an arasında. Kalp ne kadar safi, ne kadar berrak, ne kadar şeffaf olursa yani minel kalbi binel kalbi. Kalp ne kadar safi, ne kadar berrak, ne kadar şefkat olursa Kur'an'ın hakikatleri o kalbi inekas ediyor. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bir sünnetullah kanunu var. Bakın şimdi sabahleyin güneş doğdu, elimde ayna var ama taş, sipsiyah taş. Şimdi şu sipsiyah taş güneşin feyzine, nur ve hakikatine mâkes ve ayna olabilir mi? Olamaz. Güneşin feyzinden, nur ve hakikatinden istifade etmenin yolu aynanın neyidir? Parlak. Ha, parlaklığıdır. Üç sır karşımıza çıkıyor. Bak. Biri, veçhini güneşe çevirmek. Bu bir. Veçhini güneşe çevirmek. İki, aynanın çapı. Kanun bak. Çap ne kadar büyük olursa, çap ne kadar azim olursa, feyze masariyet o kadar ziyade olur. Etti iki. Üçüncüsü, aynanın şeffafiyeti ve tahareti. Bak, küçük günahlar aynanın üzerindeki şey gibi, buhar gibi. Büyük günahlar aynanın üzerindeki siyah lekeler gibi. O lekeler büyüye 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 kalbin işini bitirebilir mi? Her günah içinde küfre giden yol bulunabilir. Allah korusun. Üçüncüsü de ne? Tasfiye. Tasfiye. Kastamonu'nun arkasındaki o takva ve amel-i salih şeyi de o mektubu doğmanı. Tamam ya, ya. Tasfiye. Arınmak. Yani. Safileşmek. Ruh aynasını kirletmemek. O çok önemli. Evet. Dördüncüsü, yani nazar-ı fikri diyor. Ha, bir de bak, fikrini hakkat ve marifeti Kur'aniye teksif etmek. Nazar fikriyle hakikat kalpte, ruhta, gönülde sabitleşiyor. Karar kırıyor. Nazar fikri olmazsa buharlaşır ve gidiyor. Bu da çok önemli bir kanun. Yani Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Fikrini hakikat ve marifeti Kur'aniye teksif etmek. Muvaffakiyete giden, başarıya giden yolda
nazar-ı fikrinin ehemmiyeti çok büyük. Bak. Veçini hakikat ve marifete çevirmek. Azamı teyakkuz ve dikkat da. O meselenin mahiyet, hakikat, envar ve esrarında yoğunlaşmak. O çok önemli. Biz Erzurum'da ticaret sitesinde öğretmenlik yapıyorduk. Kazım Hoca diye bir öğretmen arkadaşımız var falan. Derse girmiş. Çocuklar gitmişler bir İngilizce kitaptan iki tane problem tercüme etmişler. Zor problem. Hocam hala bunu çöz. Maksatları problem çözmek değil, dersi kaynatmak. Kazım Hoca geçmiş tahtaya. Evirmiş, çevirmiş. Bir saat, iki saat. Çözememiş. Asabı da bozulmuş. Talebelere karşı da ya, izzeti kırmış. Ya bak hocam. Talebe de gülüyorlar ya. Ya bak hoca. Ha. Taş kayaya çarptı. Şimdi geldik öğretmen odasında oturuyoruz. Ya dedi. Ya hocam dedi böyle böyle oldu ya. Çözemedim. Dedim çözersin çözersin. Hanım. Nasıl çözerim? Dedim ki insanda pek çok usta diyor ene zerrede insanda diyor binlerce latife var. Ben dedim usta diyor ya bazı latifeler var ki ben onu teşhis edemedim. Dedim insanda bir latife var. Ben o latifeye tazı diyorum. Tazı latife. Tazı. Avcılar tazıyı ne yapar? Bırakır. Tazı iz sürer, sürer, sürer. 3 saat, 5 saat sonra en sonunda tavşanı yakalar mı? Bu dedim, bu latife, latifelerin tazısıdır. Sen dedim, nazar-ı fikrini çevir bu probleme. Bir iki gece çalış. Yani uğraş, 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 uğraş. Sonra yatağa gir. Yatağa girdiğin zaman bu tazı latifesi sen uyurken şey eder. Gider, gider, gider. En sonunda yakalar. 3 gün sonra geldi hocam dedi. Rüyamda yakaladım. Dedim tamam tazı iş görmüş. Bak o latifeyi bırakıyorsun. O latife tavşanı yakaladığı gibi zihnini, fikrini, hissiyatını teksif etmek. Hüsamura. Evet. Böyle yani kıyısında, köşesinden bakmak değil. Seyir manası da değil. Ciddi okumak. Ciddi okumak. Fikrini, ya Allah Allah, o hakikata rapt etmek. Yani burada mesela tahkik mesleği noktasından diyelim ki çok mudil ve müşkil bir cümle var. Ben bunu çözeceğim. İlla çözeceğim. Neden böyle? Nerede böyle? Niçin böyle? Ne diye böyle? Nasıl böyle? Bak misal yani. Fikrini teksif ettiğimiz zaman işte Cenab-ı Hakk'ın marifetine giden 4 yol. İlham, işte Risale-i Nur, ilhamı talim, 2. Günahlardan kaçınmak ittika, takva ve bir de fikrini, hakkı, yani kuvvetlerin şeyi. Bileşkesi. Kuvvetlerin bileşkesi. Yani fikrini hakikata şey ettiğiniz zaman, konsantre ettiğiniz zaman, tam konsantre olduğun zaman o en mudin müşkil meseleler dahi böyle çorap sökü gibi çözülebilir inşallah. Peki. El-Fatiha.